Bugün bir araba camı insanın parmağını kırabilir mi, kıramaz mı onu test edeceğim. Ah, sıkıyor sıkıyor, kırar mı? Bir baba olarak en merak ettiğim sorulardan biri şu. Ali ya da Zeynep diyelim arka koltukta oturuyorlar. Parmaklarını burada tutarken öbürü de geldi, camı şöyle kapattı. Ve bu parmak arada kaldı. Ne olur? Kırılır mı? Kopar mı? Gerçekten korkuyorum bu sorunun cevabını öğrenmek istiyorum. 2009 yılından itibaren Amerika'da bir kural, bir kanun gelmiş ve bu camlar yukarıda bir şeye sıkıştığında geri inmesi söyleniyormuş. Ama Avrupa'da ve Türkiye'de böyle bir kanun henüz yok. O yüzden biz öncelikle bu araçlarda, yeni araçlarda özellikle bu tür bir koruma sistemi var mı yok mu onu göreceğiz. Yani şu olay, olay şu. Yok, ah ah. Bayağı acıtıyor. Biz bunu önce parmağa benzeyen meyve sebzeyle bir deneyelim. Sonra farklı yaratıcı şeylerimiz de olabilir. Öncelikle havuçla başlayalım. Ne dersin Kamil? Havuç olur. Sert bir madde. Sert bir madde havuç. Şimdi havucu bakalım kıracak mı? Ucundan hani... Aa! Geri mi geldi bu? Öyle mi? Evet. Sünnet gibi oldu Seko. Daha kalın tarafını koyayım. Havuca bunu yapan bize neler eder? Bize neler eder ya Kamil? Vurduruyorum. Salata yap bize. Yapamıyorum, çok kısa kaldı bu. Bu küçüldü, bunu biraz neyse. Oğlum geri geliyor lan. Evet. Bak aslında yöntem şu. Kıracağım ben aynı şekilde bak şimdi. Yavaş yavaş yaparsan sıkıntı yok. Değil ama parmağı yaptığın gibi. Evet aynen. Çok akıllıca bir şey yapıp Serkan'ın parmağında denedik bunu. Az kalsın Serkan'ın parmak kırılıyordu. Başka bir camda başka bir şey deneyeceğim. Serkan Arca, Serkan Arca, where are you? Here I am, here I am, how do you do? Çocuğum şu an Seko ve arka koltuktayım. Salatalık hazır. Hadi bakalım. Geldi işte bak. Tek parçada yapmadı ama şöyle... Abi insan kendini kötü hissediyor kanka. Tam da ucundan kırılıyor. Sanki parmağımın ucu kopmuş gibi hissediyorum. Nasıl çektin muzu Seko? Abi sırrını anladık. Bir daha isteriz. Bir daha mı? Bir daha ama böyle sağlam, hiç durma abi. Durmayınca olmuyor oğlum, durmayınca geri gidiyor. Allah, muz düştü. Güzelmiş. Şimdi muzu salatalığı parçalamak kolay değil mi Seko? Bence iyice parmağa benzeyen bir şeyler yapmamız lazım. Parmaya benzeyen mi? Tabii parmaya benzeyen. Buffon'un takımı. Buffon'un takımını sıkıştıralım buraya Kamil istersen. Parmağa benzeyen bir şeyler yapacağız. Şimdi sosisti, salatalıktı, muzdu falan. Hani bunlar bana bir fikir verdi ama ben asıl olarak gerçekten parmak sıkışırsa kapıya ya da işte cama ne olur onu görmek istiyorum. O yüzden benim parmağıma en yakın şeyi yapacağım. Parmağımın kalıbını çıkartacağım. İçini de çeşitli türlerde jelatinle dolduracağım. Böylece bir et kıvamında bir şey çıkacak. 6-7 tane yapacağım bundan. Onların içine de farklı böyle iskeletimsi şeyler koyacağım. Bunların da nedenini, neden onu koyduğumu anlatacağım size. Kalıp için ilk önce alginat tozu gerekiyor. Şimdi 20 mg'a 9 mg koyuyoruz. Yani o ölçüde koyuyoruz daha doğrusu. Rengi arkadaşlar pembe bunun. Ama hazır olduğunu açık pembeye dönüştükçe anlayacağız. Zaten ondan sonra da beyaza dönüşüyor. Böyle mentollü bir kokusu var. Evet, açılıyor rengi. Hemen dökmemiz lazım. Çok çabuk çünkü arkadaşlar şey oluyor. Kuruyor. Sok parmağı. Bekliyoruz. Bak resmen rengi tamamen değişti. Açıldıkça o kuruyor demek. Oldu. Bak. Görüyor musun? Çok hızlı kuruyor.
Aşırı. Yani 1-2 dakika içinde kalıbı alabiliyorsunuz. Linkini koyayım lan. Bunun bu çok güzel bir şeymiş. Aşağı linkini koyacağım. Jelatinini de koyarım. Belki parmak şeyi yaparsınız. El ele tutuşup tasa koyuyorlar. Tasın içinde el ele tutuşuyorlar. Sonra onu alçı koyuyorlar içine. Fıstık gibi bir şey oluyor. Ben de bu insanlar bu kadar nasıl bekliyorlar falan diyorum. Yok lan baksana oldu bitti gitti. Çekiyorum. Ah sana parmak. Kamil kullanmak ister misin? Güzel gözüküyor. Bundan 6-7 tane daha yapacağız. Parmak kalıbını aldık ya, ilk kalıbımızla böyle şeffaf, yenebilir jelatinle bir parmak oluşturacağız ve onun sağlamlığını deneyeceğiz. 100 ml sıcak suya 10 gram jelatin koydum gibi düşünün. Sonra karıştırdık, berrak hale getirdik. Bu arada suyun tabii ki sıcak olması gerekiyor, onu unutmayalım. Şimdi bunu doldurdum ben, kurumaya bırakacağım. Sonra ilk denememizi yapacağız. Şimdi arkadaşlar yaptım, buzlukta yaklaşık 1-2 saat beklettim ve içinde hiçbir şey olmayan bildiğimiz jelatinle yaptığımızın kalıbını şimdi çıkartacağım. Bunu bir keselim. Korkuyorum da yanlış bir yerini keseceğim, parmağımı da keseceğim diye. Aha ikiye bölündü parmak Seko. Şöyle bir parmak. Nasıl? Birazı burada kalmış ya. Şöyle bir parmak. Bu güzel yapamadığımız şeydi bu arada. Yani içinde tırtıklar olduğu için büyük ihtimalle çıkmadı dışına. Tekrar deneyeceğim. Gördünüz arkadaşlar bakın parmağımın aynısı. Gördünüz mü? Şimdi bu parmağımı kedilerime vereceğim. Ne yapayım? Kullanılmıyor. Duman al. Al. Oğlum jelatin lan sığır jelatini. Neyse sen bilirsin. Yavrulara verelim. Duman tekrar doğurdu. Gel 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 Allah'ım bu ne ya? Serkan bu ne oğlum? Böyle bir şey olur mu ya? Üçünü birden şöyle koyayım mı? Bak. Bir gri. İki siyah. Üç sarı. Alın bakayım. Parmağımı kim yiyecek? Yiyecek mi? Yiyecek mi parmağımı? Al ye. Sen ye. Ha? Yemeyecek misiniz lan? Parmak bu, mis gibi. Gel. Gel bakayım. Belki yersin. Ye, parmağımı ye. Ya şu acayip bir şey. Gel yavrularının yanına. Sen yesene ya. Sen ye bari. O kadar parmağını da vermedin demezsin. Lezzetli değil demek ki. Neyse. Doğru bir tane çıkartalım. Şuraya koyuyorum. İsterseniz yersiniz tamam mı? Şu üçüne bak ya. Şöyle bir şey olur mu ya? Böyle bir şey olur mu ya? En düşük jelatin miktarlı parmağı aldık ya. İnsan iyice kendini kötü hissetmeye başlıyor. Çünkü parmağımın aynısı. Yani olacak iş değil. Şimdi bunu böyle koydum. Kapatmaya başlıyorum. Bir kere de kapatacağım. Bakalım olacak. Aha bana döndü Seko. Kanka parmağımın ucu burada kaldı ya. Bu şey bile yapmadı. Geri bile dönmedi. Aşırı yumuşaklıktan mı? Şu arkasını yapayım. Orası biraz daha sert. Mantık olarak şu an sadece et ve deri değil mi? Evet. Yok abi. Yani şu bildiğin aslında et parçası. Ama aşırı yumuşak olduğu için büyük ihtimalle işe yaramadı. Peki bunun içinde insan kemiğine doğada bulabileceğimiz en yakın maddeyi koyarsak ne olur? Onun için mezarlığa gitmemiz gerekiyor. Arkadaşlar bizim ev ormanın içinde ama çam ormanının içinde. Meşe ağacı bulmak zor. Meşe ağacı insan vücuduna en yakın sertlikte, daha doğrusu insan kemiğine en yakın sertlikteki ağaç. Bir mezarlık var, küçük bir köy mezarlığı var. Burada her yer meşe görüyorsunuz. Şu bakın meşe ağacının yapraklarından ayırt edebilirsiniz durumu. Şimdi bulalım, çok da rahatsız etmeden gidelim. Bunlar hep bak, hep şunlar meşe dalı. Bunlardan ha işte bak şu işimizi görecek. Şu görür işimizi. Evet, meşe ağacı burada. Parmak gibi de duruyor Seko. Görüyor musun bak? Şimdi önce kanka mezarlıktan aldık ya cana gelmesin. Yani işte o zaman sıkıntı. Kamil'i tutamayız ha. Evet, Allah'tan yanımızda şey var.
Ne diyordun sen? Çöl tilkisi. Tabii tabii çöl tilkisi. Kamil askere gidiyor arkadaşlar. Desert Rose, Desert Eagle. En dibine kadar gitti ama bunu böyle sabit tutmak için bir şeyler yapmamız lazım. Bu böyle kayıyor. Bant. Meşe dalını içine koyduk. İnsan kemiğine en yakın sertlikteki doğada rahat rahat bulabileceğimiz şeylerden biri. Peki deriyi parçalıyor. Peki meşeyi kırabilir mi? Önce bir sert yapayım. Oo bak Seko. Geri geliyor. Deriye bayağı zarar veriyor. Fakat şimdi kırabilecek mi acaba? Kıramadı Seko. Dışarıda. Gel bak. Yakın olarak gösterebilirim. Kemiği kırmaması için dışarıya atıyor cam kendini. En azından meşede öyle oldu. Tabii şu an deri yok oldu. Tabii canım kemik kaldı geriye sadece. Hoş bir şey değil. Şimdi başka, daha başka bir şey. Gerçek kemik ne yapar acaba ya? Şimdi daha da tatmin olmazsak diye bir pirzolayı, kemiğini, sonuçta memeli hayvan kemiği insana çok yakın. Sekom şunu tutsana, vuracağım bir tane çünkü. Satır gibi kullanacağım bıçağımı, çok seviyorum bıçağımı bu arada. Kemik memik dinlemiyor ha. Tam oturdu bu, donsun biraz bu. İnsan kemiği gibi değil ama kuzu kemiği de kemik sonuçta. Memeli kemiği insan kemiğine yakın bir durumu var. Bunun içinde bir pirzola kemiği var. Her tarafım jelatin oldu. Geliyor. Geri döndü. Deriyi mahvetti. Peki geri dönemezse ne olacak? Bak aynı şey burada da oldu. Çok ince olduğu için arkadaşlar dışarıya atıyor. Ama şöyle söyleyeyim size. İnsan kemiği daha kalın bir şey. Dün mesela Seko'nun parmağı sıkıştığında böyle olmamıştı. Peki insan kemiğinde denersek nasıl olacak? Evet işte bu. Bakın kemik. Kamil. Oldu mu? Kamil. Elini öpeyim anlamında. Evet evet elini öpeyim anlamında. Arkadaşlar bu bayağı profesyonel bir alet. Yani el iskelet modeli. Kemik sertliği bakımından neredeyse birebir örtüşen bir şey. Profesyonel bir alet olduğu için aynı kemik gibi olacak. Ay Seko. İçim bir garip oldu. Bu hangi parmak? İşaret parmağı. Bak seni işaret edeyim mi Seko? Al Seko seni işaret ediyorum. Onu taksana bakalım. Dur evet takacağım. Onun için tertibat getirdim bak. Zeynep'in tokaları. Neresi bu hangi el? Sağ el. Yani neresi nereye geliyor elde? Ya abi kanal inanılmaz. Biyoloji desen var. Fizik desen var. Deneyim desen var. İlkini taktım. Gördün mü Kamil? İkinciyi de taktım. Durum bundan ibaret. Bunu nasıl içine sokacağız ben onu düşünüyorum şu an. Yine tele bağlayalım, telle bandıralım. Parmağa göre doğru şekilde sokmak gerekiyor ki parmağın kıvrımına göre. Baktım şu doğrultuda olması gerekiyor. Dönüyor ama bu. Allah kahretmesin içine düştü Seko. Nasıl alacağız onu? Ameliyat ya ameliyat. İnsan kemiği bu sefer. Yani insan el kemiği modeliyle yapacağız. Diyelim manit koltuğunda gidiyoruz. Manit dışarı parmağını çıkarmış. Sen dün çıkardın ya. Ben senin manita mıyım? Estağfurullah. Birbirimizin manitasıyız Seko. Şimdi sen de şey yapma bir anda unutuyorsun. Olur ya camı kapatayım diyorsun. Kanka yukarıya doğru esnetiyor. Şimdi sıkıştırma zamanı. Manitanın derisi düştü arkadaşlar. Kanka gitti. Parmak gitti. Kopmadı. Eklem yerinden artık buna kırılmak mı denir? Ne denir? Tendon, mendon, arabanın içi. Ortalık bir kere şunu söyleyeyim. Kan revan. Büyük ihtimalle kemik dışarı çıktı çünkü.
parmaktan. Parmak böyle böyle sallanıyor. Ellerim de yapış yapış oldu. Daha sert. Balistik jelatinle deneyelim bunu. Onu merak ediyorum. Bu çünkü bildiğiniz jelibon kıvamında. Peki balistik jelatinde nasıl olur? Şimdi balistik jelatin koyuyoruz. Bunun yapısı daha farklı. Daha sert olacak. Tahmin ediyorum. Balistik jelatin arkadaşlar hedef poligonlarında kullanılıyor. Yani çok basit bir mantığı var. Şöyle ateş ediyorsunuz, mermi içinde kalıyor. Özel bir jelatin, sentetik jelatin. Daha sonra kemiklisini de yapacağım bunun. Farkını göreceksiniz. Şimdi balistik jelatinle normal jelatin arasındaki farkı size göstereceğim. Bakın. Görüyor musunuz? Oynar başlıklı hale geldi normal jelatin ve her an kopabilir ki kopacak bak. Ne kadar zayıf. Balistik jelatin öyle değil ama bak. Seko. Bunlar çöp değil bu arada. Böcekleri atıyorum arkadaşlar. Et, jelatin. Bayağı bildiğiniz sığır jelatini. O yüzden sıkıntı yok. Şimdi kemiksiz bir şekilde balistik jelatini deneyelim. Bu arada Amerika'dan geldi bu. Türkiye'de yok balistik jelatin tozu. Normal jelatin var. Oo. Onu bile yedi Seko. Görüyor musun? Oğlum hala bak orada duruyor. Balistik malistik dinlemiyor. Yani çok daha güçlü bir şey olduğunu görüyorsunuz zaten. Hala sertler. İçinde meşe ağaçlı balistik jelatin. Hiçbir şey olmadı. Görüyor musun Seko? Ya hiçbir şey olmadı dediğim, balistik jelatinde bile et parçaları düşüyor. Yani sonuçta parmağın buraya sıkışsa, et parçan kucağına düşse dersin herhalde bir sıkıntı var. Ha Seko? Peki kırabiliyor muyuz? Yok. Taş gibi duruyor bu arada balistik jelatin hala. Bak şimdi Seko. Hop çıkardım Seko. Gitti. Seko gitti. Sosis ya. Çok güzelmiş sosis. İster misin? Kırmaya çalışacağım. Kemikliyi getireceğim. Evet, kemikli versiyona geldik. Balistik jelatin ve kemikli versiyon. Ne yapış yapış bir video oldu ya Seko. Çok ya kıvamı çok farklı. Bandırıyorum. Gittiği yere kadar gitti. Şuraya bir bantla sabitleyeyim. En merak ettiğim bu biliyor musunuz? Bunu gerçekten merak ediyorum. Dolaba. Kemikli balistik jelatin. Döndürüyorum Seko kime gelirse. Tamam mı? Vallahi sana geldi. Bütün oklar Kamil Seko'mu gösteriyor. Yok gerçekten iyi koruyor. Yani bu şeyde iyi koruyor. Kendi kendine geri atıyor ya. Peki bunda? Oo Seko bayağı yamuldu. İçeri düştü hep şeyler. En son durum bu. Eğer eklem yerine gelirse arkadaşlar gerçekten aşırı derecede sıkıntı yaratabilir. Eklemdeki tendonları kopartabilir. Ama kemiği kıramıyor. Onu gördük. Fakat kemiği kıramaması her şey değil. Şimdi biz burada kan görmüyoruz, bir şey görmüyoruz. Deri de öyle bir şey zaten. Elastik. İçerideki eti sonuçta içeride tutuyor. Ve aslında ortalığın batmasını engelleyen şey böyle bir durumda olursa derimiz olur. Zaten morardığı zaman biliyorsunuz iç kanamadaki içerideki kanın dışarı çıkmasını da deri engelliyor. Deri eğer zarar görürse ki bence birkaç kere gidip gelmede görecektir. O zaman ortalık kan revan olur. Ama şunu anladık. Araba camı kemiği kıramaz ve parmağı kopartamaz. İzlediğiniz için teşekkürler.